Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Suyun. Bu eğitim videomuzda sizlere gece çekilen manzara fotoğraflarını Camera Raw, Photoshop ve Google Nick Collection kullanarak nasıl işlendiğini gösterip anlatmak olacak. Raw formatında çekilen fotoğrafımı Photoshop'un içine sürükleyip bırakıyorum ve Camera Raw açılıyor. Şu anda Camera Raw'ın güncel sürümü olan Camera Raw 9.6'yı kullanmaktayız yanında kullandığımız DSLR makinenin marka ve modelini görmekteyiz. Gece fotoğraflarında öncelikle beyaz ayarını gözden geçirmenizi tavsiye edeceğim. Onun için kamera RAW'daki white balance kısmını kullanıyoruz. Burada çeşitli modlar var. Gece fotoğrafınıza uygun olan modu seçip kullanabilirsiniz. Gece fotoğraflarında genelde tungsten daha olumlu sonuçlar vermekte. Daha sonra lensimin kırılmasını düzeltiyorum. Kamera kalibrasyonundan kamera profilimi uygun olan moda getiriyorum. Daha canlı olan landscape seçiyorum. Detay. Detay kısmında keskinlik var. Dilerseniz fotoğrafımıza biraz yaklaşalım. Keskinliği arttırırken bildiğiniz üzere dikkatli olmamız gerekiyor. Zira kumlamayı da arttırdığı ve bazı renklerde bozulma yarattığı bilinen bir gerçek. Keskinliğimi biraz arttırıyorum. Aşağıda fotoğrafımda biraz kumlama meydana geldiği için kumlamayı biraz gideriyorum. Zoom seçeneğinden Fit in View dediğimde ekrana tekrar tam bir şekilde oturmasını sağlıyorum. Beyaz ayarımızı yapmıştık. Detayımızı yaptık. Kamera profilimizi ve lens kırılmamızı düzelttik. Şimdi fotoğrafımızdaki diğer ayarlara geçelim. Pozlamayı çok az arttırıyorum. Kontrast gece manzaralarında oldukça etkili sonuçlar vermekte. Etkisini ekranda görebiliyorsunuz. Parlak yerlerin durumunu gözden geçiriyorum. Arttırdığımda bakın değişimi görüyorsunuz. Biraz kısmamız iyi olacak. İsterseniz klavyeden değer de girebilirsiniz. Gölge olarak adlandırılan yerlerdeki durumu görüyoruz. Biraz gölgeleri açarak bina bölgesindeki detayı ortaya çıkartıyorum. Fotoğraftaki beyaz yerlerin durumu Bakın arttırdığımda nasıl patlıyor. Dikkatli kullanmak gerekiyor. Çok az arttırıyorum. Bu da fotoğrafımızdaki siyah yerler. Bunun üzerindeki etkiyi de böyle göstermek için yakınlaştım. Bakın. Dilerseniz ekrana sığdırıp genel etkiye bakalım. Sanki Biraz açtırsak daha etkili olacak. Orta tonların değeri de burada bunu da dikkatli bir şekilde arttırıyorum. Renklerin doygunluğunu arttırabilirim. Evet. Şimdilik bunlar yeterli. Eğer istersem buradan güçlü bir kontrast da elde edebilirim. Ama biz çizgisel kontrastı kullanmaya devam edelim. Çünkü ayarımızı ona göre yaptık. Şu anda bu tarafımız gayet iyi. Yukarıda birazcık bir patlama var. Bunu almak için Gradient filtreyi kullanıyorum. Önce ayarlarımı bir sıfırlıyorum. Ayarlarım sıfır olduğu için hata verdi. Maskeme bakıyorum. Evet parlaklığın giderilmesi istediğim yere doğru biraz daha sürüklüyorum. Burada parlaklığı ve beyazı biraz daha düşürüyorum. Böylece fotoğrafım daha dengeli oluyor. Artık Photoshop'ta açmak için Open diyebilirim. Photoshop'ta açtık. Eğer isterseniz siz de buradan Adjuments Layer'lardan Level, Curves, Exposure gibi ya da kontrast ve parlaklık gibi ayarları yapabilirsiniz. Bunları zaten az önce kamera RAW'da yaptığımız için tekrar yapmıyorum. Ctrl J ile layer'ımı çoğaltıyorum. Burada Nick Collection'dan Color FX Pro 4'ü tıklıyorum. Çok etkili bir eklenti olduğunu söylemem gerek. Google tarafından yapılıyor. Burada hazır formüller var. İsterseniz bunları kullanabileceğiniz gibi tek tek kendiniz buradan da çeşitli filtreler uygulayabilirsiniz. Sıra sıra bakalım. Siyah altın rengi, beyazlatılmış portre, parlayan şeffaflık, mor film, sep parlaklık, yumuşak manzara, yumuşak ve grenli, süper çapraz, eski de uygunluk, sıcak gün batımı gibi hazır ayarlar var. Bunların her biri farklı filtrelerin birleşiminden oluşmakta. İsterseniz bu filtrelerin herhangi birini kaldırıp başka bir filtrede ekleyebilirsiniz. Yumuşak manzarayı seçelim sıra sıra buradaki filtreleri ekleyerek ya da kaldırarak fotoğrafımıza güzel bir efekt yakalayalım. Evet, burada pro kontrast yeterli. Diğerlerini siliyorum. Başka bir filtre eklemek için de buraya tıklıyorum. Detayları arttırmak için burada bakın böyle bir filtrem var. Modern film efekti vermek için bir filtrem mevcut. Sarıları biraz daha kızıla çekebilirim. Beyaz ayarımı dengelemek için ben bu filtreyi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çok da bir değişiklik yapmadan kontrast ve beyaz ayarını tekrar düzenleyerek beyaz dengesini diyelim. Fotoğrafıma bu filtreleri uyguladım. Ben fotoğraflarımı hem renkli hem siyah beyaz paylaşmayı seviyorum. Eğer siz de böyle seviyorsanız Burada size tavsiye edebileceğim Google Nick Collection içerisinde Silver FX Pro 2 var Ona tıkladığımızda Yine Bir program açılıyor Mevcut olan fotoğrafımız Ekranda görünecek Yaklaşık burada 45 tane 50 tane Siyah beyaz filtre var gene Bunların Sağ taraftaki panellerden ayarlarını değiştirmek de mümkün. Hoşumuza giden siyah beyaz filtreyi seçeceğiz. Evet, ıslak kayalar 23 numaralı filtre bizim için ideal. Buradan renk filtresi de uygulayabiliyorsunuz. Buradan eski film türlerini kullanabiliyorsunuz. Şu güzel. Kırmızı, sarı, yeşil gibi renklerin hassasiyetini belirleyebilir. Piksel başına düşen grain'i arttırıp yumuşaklık ve sertlik ayarını yapabilirsiniz. Ayrıca yukarıda yapısallık, kontrast, parlaklık gibi ayarlar, gölgeler ve parlak alanlarla ilgili durumu kontrol etmek için ton bölgesi de bulunmakta. Gerekli ayarımı yaptıktan sonra tamam dediğimde Siyah beyaz fotoğrafım ayrı bir layer olarak Photoshop'un içerisinde görünecek. Fotoğraf düzenlemem artık bitti. Siz de benim gibi fotoğraflarınıza imza koyuyorsanız yeni bir layer açıp kaydetmiş olduğunuz imzanızı kullanabilirsiniz. Buradan opasitesini düşürüp eğer isterseniz de yer değiştirebilirsiniz. Çok detaya girmeden size gece manzara fotoğrafı nasıl düzenlenir? Bunu göstermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videoda görüşmek üzere. Kanalımı beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi akşamlar.